Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle tığ işi, yapılışı hem çok kolay hem de gösterişli bir yelek modeli paylaşmak istedim. Şimdi ben bu modelimi çıkartırken angora bir ip kullandım. 3 numarada tığ kullandım. Şimdi modelin yapılışını ufak bir parça yaptım sizlere. Onunla anlatmak istiyorum. Şimdi bu alt lastiğimiz. Şimdi üstüne modelimizi kuralım. 3 tane zincir çekiyorum. Şuraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Şuraya bir tane daha yapayım. Bunu kenar lastiği olarak kabul edelim. Bir tane zincir çektim. Tığımın başına hiç sarmıyorum. Şöyle bir sıra trabzan atlayıp hemen şuraya zincirimi sabitliyorum. 3 zincir. Tığımın başına bir defa sardım. Aynı yere, zincirimin olduğu aynı yere batıp ipimi şöyle uzattım. Buraya bir tane fıstık yapacağız. 6 defa sarıyorum. Bir tane sardım. 2 3 4 5 6 6 defa sardım. Fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tığımın başına sarıyorum. Bir tane trabzan atlayıp şuraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Yan yana 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bunlar aralardaki trabzanlarımız. Bir tane zincir çektim. Tığımın başına sarmıyorum. Şöyle bir tane trabzan atlayıp şöyle zincirimi sabitliyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 6 defa sararak bir tane daha fıstık yapıyorum. 3 4 5 6 Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın başına sarıyorum. Şimdi 4 tane yan yana üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Yine hiç tığımın başına sarmıyorum. Şöyle bir tane atlayıp buraya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine burada ipimi uzattım. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Şimdi kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ilk sırayı tamamladıktan sonra 3 tane zincir çekip dönüyorum. Yine burada trabzanlarımın üzerine üçlü trabzanlar yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi fıstığımdan önce 3 tane çektiğim zincirim vardı. Bir zinciri çektikten sonra buraya zincirimi sabitliyorum.
Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Her fıstıktan önce mutlaka 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına sarıyorum. Şimdi burada bir tane daha fıstık yapacağım. Yine 6 defa sarıyorum. Evet, 6 defa sardım. Fıstığı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanlara geçiyorum. Evet, 4 tane trabzanımızı da yaptık. Bir zincir çektim. Yine fıstığın üzerindeki 3 tane zincire batıyorum ve burada zincirimi sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. Şimdi yine fıstık yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine 3 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir, tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekip kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin ön yüzü de arka yüzü de hep örme şekli, zincir sayısı aynı, metot hiç değişmiyor. Şimdi arka sırayı da aynı şekilde gideceğiz. Bir sıra daha öreyim. Şöyle kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine fıstığın üzerindeki 3 tane zincirin içine sık iğne ile batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde buraya da 6 defa sararak fıstık yapıyorum. Bu fıstıklar hep çapraz şekilde devam edecek. Kapatıyorum. Bir zincir, yine ortadaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, 3. sıramızda bu şekilde tamamladık. 4. sıramızda da metot hiç değişmeyecek. Yine aynı şekilde arka yüzünden devam edeceğiz. Hem kolay hem de keyifli bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.